Ordu Fatsa'da denizdeki müsilaj benzeri kirlilik endişe oluşturdu. Pandemi döneminden çıkınca insanlar tedirgin, kıyılarda hiç görülmeyen bu mikropları, bu pislikleri denizde görünce insanlar daha tedirgin oluyor. İnsanlarımıza biraz duyarlı olması çok önemli. Çevre temizliğine, konakladıkları yerlerde, denize girdikleri yerlerde, biraz piknik yaptıkları yerlerde. Uzmanlar Karadeniz'in gün geçtikçe kirlendiğine dikkati çekiyor. Karadeniz'de şu anda deniz salyası tehlikesi yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Ama Marmara'daki var olan deniz salyasının Karadeniz'e gelme ihtimali yoktur. Ama bu şekilde kirliliğe devam edersek yarın öbür gün Karadeniz'de de deniz salyasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bizim çocukluğumuzda 10 metre Karadeniz'de 10 metre denizin altı pırıl pırıl gözüküyordu. Denizin dibindeki kumlar pırıl pırıl 10 metreyi görüyorduk. Ama şimdi maalesef Karadeniz bile 1 metreye düştü. Uzmanlar kirliliğin önlenmesi için Karadeniz'e kıyısı bulunan illerin biyolojik arıtma sistemine geçmesi gerektiğini vurguluyor.